Türkiye'nin önderliğini kabul etmeyen hiçbir İslam ülkesi ben şu ana kadar görmedim. Türkiye'nin liderliğini kabul etmeyen hiçbir Türk devleti de görmedim şu ana kadar. Daha yeni Kazakistan yeniden söylediler Türkiye lider olsun diye. Evet. Bütün Türk devletleri Türkiye'nin lider olmasını istiyor. Azerbaycan can atıyor. Hatta Ermenistan bile Türkiye ile birleşmek istiyor. Kapılarımızı açalım, birlik olalım diyorlar. Bizim tabii bu yazılarımızdan sonra, bu izahlarımızdan sonra bu cesareti buldular ve bu, evet, düşünce içerisine girdiler. Ben Türk devletlerinin ileri gelen, sözü geçen birçok insanla görüştüm. Hepsi aşkla, şevkle Türkiye'nin lideri olmasını istiyorlar. Yani en yetkili insanlarla görüştüm. Yani en yetkili insanlara mesaj götüren insanlarla görüştüm. İslam ülkeleri de öyle. Hepsi keşke diyorlar. Bir an önce ve keşke diyorlar. Kazakistan da öyle. Ben yani ileri gelenlerle görüştüm. Bizzat görüştüm. Birçok kişiyle görüştüm. Can atıyorlar. Yani Türk birliği onlar için çok hayati bir konu. Ve İslamlığı da çok ön plana alıyorlar. İslam birliğine çok önem veriyorlar. İslam tabii ki ön plana alıyorlar. O anlamda bir birlik için hepsi can atıyor. Biz mesela Suriyelilerle de görüştük. Suriye Türkiye'nin bir an önce kendisini himayesine alması için adeta yalvarıyor. Hemen kabul edecek Suriye. Irak öyle. Çünkü Irak sürünüyor şu an. Türkiye'nin himayesi olsa Irak bayram eder. Sabaha kadar bayram ederler. Türkiye'nin himayesi ne demektir? Kanın bitmesi, fitnenin bitmesi, savaşın bitmesi, yani bereket, bolluk, ferahın gelmesi demektir. Amerika, İngiltere, bütün dünya ülkelerinin istihbaratları, araştırmacıları, bilim adamları, her şeyi topladığımızda tek noktada ittifak ediyorlar. Türkiye, Türkistan Birliği'ne doğru gidiyor ve lider olacak diyorlar. Bunu nereden anlıyor adamlar? Sosyolojik gerçeklerden de anlıyorlar. Yani bunlar hadislere bak, buna karar vermiyor. Gidişat öyle. Yani tarihin akışı öyle. Ama hadisler de bunu açıkça haber vermiştir. Ve bu %100 olacak bir şeydir. Büyük bir nimettir ve büyük bir güzelliktir. Çok çok istiyorlar. Çok çok istiyorlar. Yani tek kurtuluş yolu olarak görüyorlar. Bu Amerika'nın da kurtuluşu demektir. Çin'in de Rusya'nın da kurtuluşu demektir. Hem ekonomik yönden çok rahatlarlar. Hem terör tamamen ortadan kalkar. Özellikle İsrail tam anlamıyla rahatlar. Hiçbir sıkıntısı kalmaz. Ermenistan da rahatlar. Ve çok güzel bir medeniyet meydana gelir. Hiçbir engel yok. Benim dediğim bu tarz bütün dünya devletleri için aşkla, şevkle ve sevinçle kabul edecekleri bir modeldir. Çünkü bunda acı yok, zulüm yok, ırkçılık yok, insanları aşağılama yok, dinlerin hepsine saygı var, hepsine hürmet var, bütün dinleri koruyup korulama var, demokrasi var, sevecenlik var, iyi niyetli var, açıklık var, şeffaflık var. Bunu dünyanın hiçbir ülkesi reddetmez. Hepsinin lehine ve hepsini kurtarmayı amaçlayan bir düşünce bu. Ve inanç. Avrupa'nın rahatsız olacağı dedi ki Avrupa için bu bir kurtuluş. Avrupa'nın jandarması gibi olmuş olacak bu aynı zamanda. Türkistan Birliği. Çünkü Avrupa'yı koruyan, dünyayı koruyan, dünyaya huzur ve güvenlik veren çok güçlü bir yapılanma olmuş oluyor. Avrupa bir kere esenlik ve huzur içinde yaşayacak. Avrupa niye bunu istemez? Avrupa Birliği için çok büyük bir nimet bu. Çünkü Avrupa Birliği bu sayede müthiş zengin olur. Amerika müthiş zengin olur. İsrail zengin olur.